Peki Denizmen nasıl bir oyuncu, isterseniz biraz bunun üzerine konuşalım. Denizmen ters ayaklı kanat oyuncusu olarak sürekli topla beraber veya top...
Kanal sponsorumuz Kompre Senaratör verilerine göre Fenerbahçe'nin gündemini yer alan Milot Rashica ile Deniz May'in geçen seneki performansını karşılaştırdığımızda maç başına atılan gollerde, şut pasında, şut sayısında, dribbling sayısında, başarılı dribbling sayısında ve gol beklentisinde Rumen oyuncunun Rashica'nın oldukça önünde istatistik üretmiş olduğu gözüküyor. Ancak defansif parametrelerde Rashica'nın Rumen oyuncunun önünde olduğunu söyleyebiliriz. Defansif parametreler Deniz May sadece top kaybı sayısında Kosovalı oyuncunun önünde ligi kapatmış. Pas oyundaki etkinliklerini karşılaştırdığımız ise pas başarılı pas sayısı ve alınan paslarda Deniz May'in daha önde olduğunu, ancak anahtar pas sayısı, uzun pas sayısı, rakip 3. bölgede yapılan pas sayısında Milot Rashica'nın daha önde olduğunu söylemek mümkün. Tüm bu veriler ışığında Deniz May'in sağ önde daha çok kanat forveti pozisyonunda etkili olduğu gözükürken Milot Rashica'nın daha yaratıcı top getiren klasik kanat rolünde etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada iki oyuncu arasında bir tercih yapılacaksa burada iki önemli parametre devreye giriyor. İlki bu işin ekonomisi. İkincisi ise Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun sistemi. Fenerbahçe eğer ön alanda ikili forvetli bir sistem ya da 4-3-3 gibi 3 forvetli bir sistemde oynayacaksa Deniz May daha doğru bir tercih olur. Ancak Fenerbahçe sağ kanat pozisyonunu daha yaratıcı, asisyonu kuvvetli top atan, çizgiye basan bir rolde kullanacaksa işte bu anlamda Rashica isminin daha doğru olabileceğini söyleyebilirim. Tüm bu değerlendirmeler ışığında oyuncu olarak benim ilk tercihim Deniz May olur. Hem potansiyeli hem de bitiricilik özellikleriyle Fenerbahçe'ye verebileceklerinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bakalım Fenerbahçe yönetiminin tercihi ne yönde olacak? Göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.